Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videolarımı sadece izleyip geçmeyin. Beğeni ve yorum yapın arkadaşlar. Videolarımın devamı için bana destek olun. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar Instagram'da bir model gördüm. Çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz beğendiğim modelleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Benim gördüğüm renkler buz mavisi ve böyle gül kurusu, mürdüm gibi bir renkti arkadaşlar. İçine yapılmıştı. Dışı buz mavisiydi. Ben de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Modelimiz bu. Çok hoş durmuştu yazmada arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. İstediğiniz renklerden tabii ki de yapabilirsiniz modelimizi. Modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sarıyı dışına, dışındaki gül kurusu rengini de içine yapacağız. Şimdi sarı ipimle 15 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çekip buradaki ilk zincirimden arkadaşlar tutup buraya bir sahte sık iğne yaparak bu şekilde büyük bir yuva yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu bir zincir aslında çok önemli arkadaşlar. Sık iğnenin içine rahat girmek için bir zincir küçük gibi gözükse de işlevi büyük yani bence. Şimdi arkadaşlar buraya 10 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 Bakın arkadaşlar fazla sıktırmıyorum gördüğünüz gibi 4. Çünkü üzerlerine sık iğnelerimizin üzerlerine batarak işleme uygulayacağız. Galiba 5'ti. Evet 5. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Yine yuvamı kapattım. Buraya 3 zincirli yuva yaptım. Geri kalan kısmına da yine 10 tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde fazla sıktırmıyorum. 2, 3, şuradan tutalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bir taraf, 10 bir taraf sık iğne yaptım. Ortaya da arkadaşlar 3 zincirli yuva yaptım. Ve buradaki arkadaşlar bakın. Bir zincir çekip döndüğüm yere de bu şekilde girdim. Buraya bir sahte sık iğne yapıyorum. Tümsek oluşmaması için. Bir tane de zincir çektim. Ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kopardığım ipi arkadaşlar bu şekilde. Bakın yandaki yerden alıp orada bir siyahlık oluşmamasını istediğim için tuttum. Arkada yakıyorum arkadaşlar bunları. Bakın çok güzel bir görüntü oldu arkadaşlar burada. Sanki var ve yok arası oldu. Şimdi koparıp iplerimi temizleyip yakayım arkadaşlar. Gayet kısa şekilde. Evet, yuvamız şimdi hazır arkadaşlar. Şimdi fıstıklarının yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar şuradan dördüncüye de batabilirsiniz. Fakat bazen altı falan saymış oluyorum. O yüzden şuradan 1, 2 sayarsak eşimiz garanti oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. yuvaya bu şekilde buradan arkadaşlar kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar. Buradan 6. yuvaya kapatıp buraya bir 2 zincir çekiyorum.
Bir defa tığımın başını doluyorum. Yandaki yere girip bu şekilde 2 alarak bir trabzan yaptım buraya. Şimdi arkadaşlar buraya trabzanı yaptım. Minicik bir trabzan yaptım. Şöyle hafif ipimi uzatıp yaptığım trabzanın arasına girdim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane daha giriyoruz. 8. Buraya 8 tane arkadaşlar bu şekilde topladım fıstığımı. Hepsini bir çıkardım. Kapattım. Araya bir tane zincir çektim. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme girdim. 1 2 2 3 seferde çıkardım. Şimdi hafif yine tığımı uzattım. Bu yaptığım trabzanın içine tığımın başını bir defa doladım. İlmek alıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 7 ve 8. 8 tane topladım arkadaşlar yine fıstığımı. Hepsini bir çektim tığımdan. Sık iğneyle buraya kapattım. Yine araya bir zincirimi çektim. Bu sefer 2 defa doluyorum arkadaşlar tığımın başını. Yandaki sık iğneme girip 1 2 2 2 4 seferde buraya bir trabzan yaptım. Yine ipimi hafif uzattım. Tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. Yine 8 tane 3 4 5 6 7 ve 8. Fıstığımın hepsini arkadaşlar topluyorum, buraya kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar araya bir zinciri unutmayalım. Bu aralara gireceğiz çünkü. Tığımızın başını 3 defa doluyoruz. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 2 5 seferde çıkardım. Yine aynı şekilde hafif tığımın başını uzatıp yuvaya girdim. 1 2 tığımızın başını her seferinde doluyoruz. 3 4 6 7 ve 8. 8 defa tığımızın başını doladık ve çıkardık arkadaşlar. Burada kapattım. Şimdi yine araya bir zincir. 3 defa. 2 defa 3 defa doluyoruz arkadaşlar. Bakın bu yaptığım yuvanın ta dibine battım bakın. Bu şekilde göstereyim. Burada bir tane kaldı. Bu en dibe de batarak 1 2 2 2 2. Şimdi arkadaşlar yine buraya 8 tane dolduracağım. Tığımı hafif uzattım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 defa aldım ilmeğimi. Çektim hepsini bir kapattım buraya. Bu şekilde arkadaşlar yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu sefer en tepe olduğu için tığımın başında 4 tane dolama var. Bu 3 zincirli yuvaya girdim. 1 2 2 2 2 2 alarak bu şekilde uzunca bir trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi birazcık uzatıyorum tığımın başını. Aynı şekilde buraya da 8 tane yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Evet. 8'ini birden çektim. Kapattım bu şekilde. Araya yine bir zincir. Tığımın başını 3 defa doluyorum. Şimdi arkadaşlar burası tam orta oluyor. Buraya kadar ne yaptıysak şimdi aşağı doğru da aynı tersten işlevi buraya yapacağız. Dibine hemen bir tane sık iğne ile girdim. 1 2 2 2 2. Aynı şekilde arkadaşlar aşağıya iniyorum.
Bu sefer azaltarak iniyorum. Yani dolamalarım 3, 2, 1 diye. Tığın başını hafif uzattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tanesini de topladım buraya. Bir zincir araya. Yine 3 defa. 3 defa 2 taneydi arkadaşlar. İkincisini yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye geçtim. 1, 2, 2, 2, 2. Hepsini topladım arkadaşlar. İpimi biraz uzattım. Bir defa dolayıp yine 8 tane ilmek alacağım. 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu. 8 tanesini tığıma topladım. Şimdi hepsini bir toplayıp sık iğne yaptım. Araya bir zincir. 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneye girip 1, 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar. Yine tığımı hafif uzattım. Trabzanıma girip 8 tane ilmek alacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'ini de topladım şimdi arkadaşlar. 8'ini de buraya çekip sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Bir defa doluyorum. Yanındaki sık iğneye girip 1, 2, 2, 3 seferde. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde ipimi uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'ini birden kapattım. Buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar bir defa doladım. Yandaki sonuncu fıstığımızı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen arkadaşlar kapattım. 2 zincir çekiyorum. Ezan okunuyor az. Bu şekilde hemen yandaki sık iğneye kapattım. 1 zincir çektim. İpimi kopardım. Ezan bitince arkadaşlar üzerini yaparız. Rabbim ezanımızı dindirtmesin arkadaşlar. Bayrağımızı indirtmesin. Düşman çizmesi altında da vatanımızı ezdirtmesin. Bugünlerimizden hiç geri koymasın bizleri Rabbim. Çok güzel. Herkes her şeyi rahat bir şekilde yaşayabiliyor. Dinini, ibadetini. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim modelimizin anlatımına. Bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturuyorum. Şu arkadaşlar, hani sahte sık iğne ile birleştirdiğimiz yer var ya, kapattığımız. Oraya giriyorum. Bir sık iğne ile girdim. 5 tane zincir. 5 zincirimi buradaki trabzanımın içine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım arkadaşlar. İki fıstık aralarına 5'er zincir çekerek dolanacağız arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Buralara bir zincir çekmiştik ya arkadaşlar. İşte kolaylık açısından çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya. 5 zincir. Şöyle aşağıdan girince rahat oluyor arkadaşlar. Bir, iki, üç. Çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum kameraya da yansıyor mu? Böyle boy sırasına göre fıstıklar küçükten
Büyüğe kadar, büyükten aşağı doğru. 5 zincir. Kapattım oraya. 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar buraya. 1, 2, 3. 5 zincir. Burası birbirine yakın olduğu için. Şöyle rahatça açalım arkadaşlar. 5 zincir. Şimdi bu yaptığım iki zincirin arasına da giriyorum en son. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar ilk yuvayı kapattığımız yere, yani sık iğne ile girdiğimiz yere 5 zincirimizi giriyoruz. Sonra yuvaya sık iğne ile giriyoruz. 3 tane sık iğne yapıyorum. Buraya 4 zincir. Üç sık iğne. Tekrar yuvaya aynı şekilde arkadaşlar. 3 sık iğne, 4 zincir. 4 zincirle kirpik yapıyoruz. Bu şekilde kirpik yapıyoruz. Yanına 3 sık iğne. Hemen bir sık iğne ile yandaki yere giriyoruz. 2 ve 3. Tüm başa kadar arkadaşlar şu yaptığımız yere kadar bu şekilde gelelim. Evet arkadaşlar, tam orta yere geldik. Yani 2, 4, 6, bakın. Şu taraftan da sayarsak 2, 4, 6, tam ortada 7. Aynı şekilde arkadaşlar buranın farkı, bakın bu 3 zincirli yuvanın üzerine yaptığım fıstığım. Buraya yine 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3 sık iğne olunca buraya hemen 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını dolayıp 1, 2, 2. Böyle bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın üzerine yine 4 zincirle tomurcuk yapıp kapatıyorum buraya. Şimdi 5 tane buraya sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim. Kapattım buraya bu şekilde. Bakın arkadaşlar, buraya bir sık iğneli trabzan yaptık. Bu şekilde tam orta yerini süsledik. 2 ve 3. Bu şekilde arkadaşlar bu tarafa yaptığımız sık iğneleri bu yaptığımız yuvaların üzerine de yapalım. Burada ipimizi koparalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptım bu 5 zincirli yuvaları da. Sonuncu yuvayı da bu şekilde arkadaşlar. 3 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane de zincir çekip kirpik yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane de yine arkadaşlar buraya yapıp şu şekilde tam orta yerine, hani başlama noktasına da kapatıyorum ki birazcık meyil açısından şöyle bir oluşsun. Bir zincirimi çektim. İpimi koparttım arkadaşlar. İpimi arkada yakacağım. Şimdi bunu monteleme işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aynı şekilde sık iğne ile tığ battığımıza girdik. Ve üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başına doladım. Bir tane tığ battı atlayıp İkinci tığ battıya 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bu şekilde bir trabzanım var. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde trabzanımın içine girip sık iğne ile kapatıp tomurcuk yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6. sık iğnem arkadaşlar. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum bu trabzanımın üzerine. Aynı yuvaya kapatıyorum arkadaşlar. Ara mesafesi uzamaması için bu şekilde sık sık bir zincir, çıtı pıtı bir sık iğneli trabzanlarım olsun istiyorum. İkinci zincir ve 3 tane zincir. Bir defa doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye
1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle benimki örnek amaçlı olduğu için siz de fazla yapmayın arkadaşlar. En fazla 7-8. Ben 6 tane bıraktım. Siz de 8 tane bırakın. Şimdi buraya 2 zincir çektim tepesine. Alıyorum modelimi. Şöyle modelimin ters tarafını tutuyorum. Şu en son uca yaptığımız, bakın arkadaşlar, bu beyaz kısımlarına gelen sağdan bana yakın olandan başlıyorum. Öbür sık iğneli trabzanıma da öbür kirpiğinden tutturacağım. Bir tane sık iğne yaptım. İki tane zincir çekip hem arkadaşlar motifimizi tutturuyoruz hem de bu şekilde tomurcuğumuzu yapmış oluyoruz. Buraya 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Hemen sık iğnemin içine girip kapatıyorum. Yine 3 zincir. Bir defa tığımın başında doluyorum. Bir tane tığ patlatlayıp ikinci tığ battıma 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Yine 2 tane tomurcuk. Buradaki kirpikten tuttum, kapattım. 2 zincir. Şimdi arkadaşlar bunu sık iğne ile trabzanımı kapattım, 2 zincirimi. Tekrar buraya 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Dördüncüyü de aynı yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde. 3 zincir. Evet. Yapmış olduğumuz motifimizi de monte ettik arkadaşlar. Bir defa tığın başına doluyorum. Bir tane atlayıp 1, 2, 2. Bu şekilde sık iğneli trabzanlarla dolduruyoruz arkadaşlar. Bunları ben arkada yapayım, geleyim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş ve değişik bir model arkadaşlar. Bu trabzanlarını da küçükten büyüğe kadar düzgün yapıldığı takdirde arkadaşlar böyle güzel, hoş, böyle Osmanlı kaftanı desenlerine benzettim. Kaftanların üzerindeki desenlere. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Böyle istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.